Beşiktaş TV ekranlarından mutlu günler sevgili seyirciler. 2013-2014 sezonu sona erdi. Yorucu bir sezon oldu. Gençler Birliği mücadelesi son maçımızdı. Ardından teknik direktör Mustafa Biliç maçın ertesi günü oyuncularıyla tesise bir araya geldi. Bir toplantı gerçekleştirdi. Ve ardından da bu sabah gazetecilerle görmüş olduğunuz harika mekanda bir kahvaltı yaptı. Gerçekten güzel görüntüler vardı. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ederiz. Thank you very much for accepting our request. Müthiş bir yerdeyiz. Very nice place. Hem tarihi hem de görsel amazing olarak place müthiş bir yer. Historically. İstanbul için, güzel manzara için very nice view. Röportajımıza başlayalım, neler söylemek ister? What do you want to say? What about the view? And the atmosphere. I mean, it's a great city, it's a great country, great people and as I said, it's burası gerçekten harika bir şehir, harika bir ülke ve burada harika insanlarla birlikteyim. Gerçekten çok keyifli, çok huzurlu günler geçiriyorum burada. Hem futbolla ilgili yaşamımda hem özel yaşamımda. Ama buraya nihayetinde sadece havanın ve şehrin tadını çıkarmaya gelmedim. Burada çok önemli bir işim ve çok önemli sorumluluklarım var. Hava bugün gerçekten çok güzel, harika bir hava var. Ama sezon bu hava gibi olmadı. Sezon boyunca inişler, çıkışlar, belirli zorluklar oldu. Aynı soruyu son birkaç günde birkaç defa cevapladım. Ve burada da yine benzer şeyleri tekrar edeceğim. Ben bir teknik direktör olarak her zaman en yüksek hedefleri oynamak gerektiğini düşünen bir teknik direktörüm. Ve Beşiktaş Kulübü için şampiyonluk haricindeki hiçbir derece bizi asla ve asla memnun etmez, mutlu etmez. Beşiktaş'ın tarihinde ve geleneğinde sadece ve sadece şampiyonlukları oynamak ve şampiyonlukları kazanmak vardır. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz üçüncülükte kutlanacak bir başarı değil, kutlanacak bir derece değil. Ama bir taraftan da şunu unutmamak gerekiyor. Sezon öncesinde ve sezon boyunca yaşadığımız bütün bu zorluklar içerisinde bence bu sezon iyi bir iş çıkardık. Tek cümlede kısa bir şekilde sezonu değerlendirmek gerekirse bunu söyleyebilirim. Tabii ki de maç maç, dakika dakika düşünüyorum. Bütün bunları kafamdan teker teker geçiriyorum. Ama bütün bu koşullar altında gerçekleştirdiğimiz bu işin iyi bir iş olduğunu düşünüyorum ve iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Dün oyuncularıyla bir araya geldi. Sezon bitiminden sonra çok da alışık olduğumuz bir görüntü değildi. Çok mutlu oldu tüm futbolcular, bizler. Özelleri kendisinde kalmak üzere. Orada neler konuşuldu? Genel anlamda neler yaşandı söyleyebilir mi hocam? Meeting was good, okay. It was long season for the players. It was exhausting and it was exciting, of course. And for some players it was the first season. Benim için tamamıyla normal bir toplantıydı, olması gereken bir toplantıydı. Oldukça uzun ve yorucu bir sezon geçirdik hep birlikte, hem takımla birlikte, hem teknik ekiple birlikte, hem tesis ekibiyle birlikte. Ve böylesi bir toplantı yapmak bence gerçekten çok gerekliydi. Çünkü sezon içinde bunu yapmamız pek mümkün değil. Sezon içinde tamamıyla maçlara odaklanmış oluyoruz ve ikincilik içinde son ana kadar, son maçın son dakikasına kadar çok büyük bir mücadele verdik. İyi bir toplantı oldu. Uzun bir toplantı yapmadık. Kısaca bazı noktalara değindik. Oyuncularla kısa bir sezon değerlendirmesi yaptık. Onlara önümüzdeki sezon için beklentilerimizi anlattım. İyi dinlenmeleri gerektiğini söyledim. Kadroda olabilecek olası değişikliklerden onlara bahsettim. Gayet olması gerektiği gibi normal bir toplantıydı. Teknik ekibe, destek ekibine teşekkürlerimizi sunduk. Onlarla tatil öncesinde vedalaşma imkanı bulduk. Ve kısaca önümüzdeki sezonun planlarını ve hedeflerini anlattık. Tabii önümüzdeki senenin planları şimdiden yapılmaya başlanmıştır. Biz burada transfer edecek isimleri sormayacağız ama yöneleceğimiz isimler ne tarz, ortak özellikleri ne olacak? Profilleri ne şekilde oluşacak? Well, we made a list and we had some few very constructive. Önümüzdeki sezon için gerekli planlamayı yaptık, gerekli listeleri yaptık. Oldukça verimli görüşmeler ve toplantılar yaptık. Önceliklerimizi belirledik, pozisyonlara göre isimleri belirledik. Bu noktada tabii ki Türk oyuncuların belirli bir avantajı var. Sadece yabancılarla ilgili olan kural nedeniyle değil, burası nihayetinde Türkiye Ligi'nde yarışan bir takım ve bunun Türk oyunculara getirdiği belirli avantajlar var. Ama tabii ki de bütün oyuncular için en önemli kalite, en önemli kriter takımımızda forma giyecek kaliteye sahip olmaları. Umarım planımıza göre ve mali durumumuz el verdiği ölçüde birkaç oyuncuyu kadromuza katmaya çalışacağız. Ve bunu da umarım mümkün olan en erken zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Sezon alışık olduğumuzdan oldukça geç bir tarihte başlayacak Türkiye Ligi. Ama bizim oynayacağımız çok önemli ön eleme maçları var.
Şampiyonlar Ligi için. Bizim için tabii ki de ideal durum 24 Haziran'da toplandığımızda bütün kadronun, yeni oyuncuların katılımıyla birlikte toplanması. Ama bu kabul etmelisiniz ki zor görünür. Genelde bunu gerçekleştirmek pek kolay değildir. Burada yönleneceğimiz oyuncu profilleri iyi oyuncular, iyi karakterlere sahip oyuncular ve mümkünse genç oyuncular. Ama bunun hepsini aynı anda bulmak pek mümkün olmuyor. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki şimdiye kadar yaptığımız görüşmeler, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılar iyi yolda devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezondan farklı olarak 5+3 uygulaması var. Neler düşünür hocamız bu konuyla alakalı? 5+3. What is your view about that? That is better than last year, you know. It's well, the most important thing is. Ben memnunum. Bununla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Bence dengeli bir karar oldu. Geçen sezonki uygulamadan daha iyi bir uygulama oldu. Burada şu nokta çok önemli. Bazı çok iyi yabancı oyuncular alıyorsunuz. Ve geçen sezonki kural gibi bir kural olduğunda onları zaman zaman kadronun dışında tutmak zorunda kalıyorsunuz. Onları yedek kulübesine dahi alamıyorsunuz. Bir maç, iki maç bununla başa çıkmanız mümkün olabiliyor. Ama sezonun tamamında bu bazen oldukça zorlayıcı durumları ortaya çıkarıyor. Bence yeni uygulama Türk oyuncuları koruması açısından da daha dengeli bir uygulama. Hem bizim için hem diğer kulüpler için daha faydalı bir uygulama olacağını umuyorum. Temmuz ayının sonuna doğru Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynayacağız. At the end of July we are gonna play. Sezon bir ay sonra açılacak. Önümüzdeki sezon için öngörüleri, beklentileri nedir hocamız? New season, your expectations for new season. As it were for this season, okay. It's gonna be extremely hard, but hedefler şöyle. Aslında hedefler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve orada iyi iş çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Orada gideceğimiz uzun ve zor bir yol var. Ve her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın geleneğinde olduğu gibi yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Burada belirli avantajlarımız var. Benim ikinci sezonum olacak. Ben artık oyuncuları çok iyi tanıyorum. Onlar beni çok iyi tanıyorlar. Ligi, ligin koşullarını çok iyi biliyorum. İyimser olmamızı sağlayan bir diğer nokta, bu sezon savunma tarafında oldukça iyi yol kat ettik. Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biriyiz. Ve bunu yaparken de ofansif ağırlıklı bir futbol oynarken bunu başardık. Bu beni fazlasıyla iyimser kılıyor. Öndeki ofanstaki kalitemizi yükseltmeye çalışacağız. Hem mevcut oyuncularımızın seviyesini yukarıya çekmeye çalışacağız. Hem yeni katılımlarla öndeki kaliteyi yükseltmeye çalışacağız. Oldukça uzun bir sezon bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde katılacağımız kura oldukça önemli. Orada kiminle eşleşeceğimiz oldukça önemli. Orada rakiplerin durumu belirleyici olacak. Bizim onlara karşı göstereceğimiz reaksiyon ve direnç belirleyici olacak. Ligde rakiplerin yapacakları transferler, onların sağlayacağı gelişimler oldukça önemli olacak. Bütün bu kriterler ışığında uzun bir yola çıkacağız. Son olarak biraz önce Fenerbahçeli taraftarlar hocamıza fotoğraf çektirdi. Galatasaray stadında Galatasaraylı taraftarlar. Habire halkın içinde hocamız ve çok müthiş bir sevgi var. Nasıl sağladı bunu? Yani gerçekten diğer insanlara çok fazla görmediğimiz bir Türkiye'de çok alışkın olmadığımız bir durum. Nasıl açıklar bunu? I don't know. Just trying to be myself. I just want to, of course. For me, there's only one fence here. And bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da şu: ben daima kendim olmaya çalışıyorum, kendim gibi davranabiliyorum. Burada benim için en önemli kulüp, en önemli taraftar grubu tabii ki de Beşiktaş ve Beşiktaş ailesi. Ama tüm insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum çünkü ailemden şunu öğrendim: etrafımdaki insanlara daima saygı duymalıyım, onlara daima elimden geldiğince zaman ayırmalıyım, asla ve asla kibirli davranmamalıyım. Daima mütevazi davranıyorum. Onlarla samimi ilişkiler geliştirmeye çalışıyorum. Ve deyim yerindeyse bir fil dişi kulenin içinde yaşamıyorum. Onlardan biri gibi davranıyorum. Onların bir parçası gibi davranıyorum ve öyleyim. Bunu zaten kendim olduğum için böyle yapıyorum. Ve haliyle böyle güzel ilişkiler gelişiyor. Ali Yazıcıoğlu, hem sana hem de hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel manzarada bizleri yalnız bırakmadığı için. Sevgili seyirciler, sezonun ardından teknik direktörümüz Slaven Bilic'le genel bir değerlendirme yaptık. Bir dahaki röportajlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.